kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bizim bir serimiz vardı. Bu seri hesaplarınızla oynuyorum serisiydi. Takipçilerimin hesaplarıyla bir video çekiyordum ve bu videoda sizlerle birlikte yeniden bu seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bölüm sayısını unuttum. Birisi yoruma yazarsa çok iyi olur. Ki ben de bütün her şeyi üşenmezsem değiştiririm. Mustafa adlı bir kardeşimizin bugün hesabındayız. Ona çok teşekkür ediyorum. Bana dedi ki abi benim kırk taşım var dedi. Bunu bas hero'ya 5 milyonda yemeğim var dedi. Bunu basabilirsin dedi. Ben de ona buradan çok teşekkür ederim. Tabi bu hesabı bana tekrardan verdiği için. Açıklama kısmına bıraktığım priva Adresinden bana hesaplarınızı bırakabilirsiniz. Mail'de çok fazla insanla yazıştığım için bazen mesajlarınız düşmüyor. O yüzden şimdi hesabı bugün Sizlerle birlikte yorumlayacağız ve e, videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bakın benim like ben çok like isteyen bir insan değilim normalde. Ama beğenmenizi istememin asıl sebebi eski takipçilerim ve kemik kitlemin videoların videolarım onların ana sayfasına düşsün diye bunları istiyorum sizden. Bir, yani bu videoyu beğenmeniz bana çok bir katkı sağlamayacak. Ne bir para olacak ne bir şey. Sadece kanalımın birazcık daha öne çıkmasını sağlayacak. Bu yüzden dediğim gibi videonun başında istiyorum ki size hani sıkmayayım kafasındayım bir tek. O yüzden dediğim gibi zırt pırt like isteyip dilenci gibi çok bir anlamı yok. Beğenirsen atarsın. Yorum hakkında da bu video hakkında da bu arada eleştirilerin yorumlarını açıklama, açıklamadaki yorumlar bölümünde bekliyorum. Bunları dedikten sonra videomuza başlayabiliriz artık. Şimdi hesabın e, bu arada kasması kesinlikle BlueStack'ten kaynaklı. Emülatör üstünden oynuyorum. Normal Dragon City'ye giremiyorum çünkü. Buradan e, hesabı sadece kendiminkine girebiliyorum. BlueStack'ten sizin hesaplarınızı oynayacağım. Kasacak kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Macera lirası vesaire bu baya baya iyi bir e, şeye sahip. Çok fazla ejderha var. Neredeyse zaten 190'a yakın bir ejderha var. Yani bu benim için baya hoşuma gitti. Yani bu güzel bir hesap bence seviyesine göre. Tabi bizim zamanımızda vayanın sınırı diyebiliyorum. Şimdi bakalım abi yıldızı neye basmış. Mesela güçlendirden bir yıldız basımı var. Aa yok yanlış bas. Neyse yanlış görmüşüm. Şimdi arkadaşlar bu arada yeni hero'yu almış sanırsam. O yüzden e, bu şeyi hemen bir şey yapacağım yani bakmak istiyorum. Şöyle bir şey yapsam kaynakları hemen toplam Şunu alayım bari kankam senin yerine. Hatta şöyle yapalım direkt biz buradan bir giriş yapalım şuraya. Ejderhaları göster diyelim. Ben direkt valla önüme geleni koyuyorum abi. Karanlık Titan da varmış. Hesap gayet iyi bu arada. Ama benim klanımda değilsin. Üzüldüm. Arkadaşlar bu arada klanımıza gelirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Bu arada WhatsApp grubu kurmayı düşünüyorum klanla ilgili. Bana Instagram üzerinden numaranızı atın. WhatsApp grubu kuracağım klanla ilgili. Beni haberdar edin. Yani klanın yöneticisi falan olur. Ben birine zaten verdim oradan. Ee, bir WhatsApp grubu kurma gibi planım var benim. Şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle bir ya hemen yakınlaştıralım. Oyun aşırı kasıyor beni aşırı iflit ve ediyor Şöyle he, hepsini toplamak istiyorum ama dediğim gibi toplayacağım. Birazcık fazla kasıyor ve bu beni gerçekten hani canımı sıkan bir şey ve kuluçkaya hala bulamadım. Belki kuluçkaya üsttedir diye bir bakmak istiyorum. Ama yok adalar satın alınmamış. Öncelikle hesabım ve profiline bakalım hemen buradan. Profilime girdiğimiz zaman gerçekten gayet çok iyi bir hesap olduğunu düşünüyorum. Ortalama bir Dragon's'te hesabı 32.000 usta puanı var. 269 benzersiz ejderha ve 7.000 kupa var. Gayet iyi bir hesap. Ejderhaların seviyeleri de gayet yerinde yeterli olacak seviyede. Beğendim. iki tane hero'su da 40 level. A artımı işte o tarz şeyleri bilmiyorum. Evet arada bir emülatörde oynadığınız için böyle oh no. aptal reklamlara maruz kalacaksınız o yüzden sizlerden çok özür diliyorum çünkü aşırı tilt edici ve sinir bozucu bir şey. Şimdi evet e, toprak habitatları gayet güzel yerleştirilmiş ama çok kasıyor çok fazla ejderha var çünkü emülatör maalesef aptal bir emülatöre sahip olduğumuz için bu arada BlueStacks yapımcılarına da buradan gömmeli bir göndermeler yapacağım artık. Kusura bakmasınlar bu kadar bottan bir emülatör hiçbir yeryüzünde kimse yazmamıştır kod olarak. Yani Şimdi abi ben kuluçkayı bulamadım. Hala ben gerçekten tilt oldum. 2 saattir kuluçkayı arıyorum. Kanka nereye koydun kuluçkayı? Ben valla şu anda ayrı bir mücadele ediyorum. Evet. Şimdi yeni hero'muzu incelemeden önce hemen bir neredeymiş abi dur bir saniye. Evet yeni hero'muz bu yüce yedi ejderhası. Hemen yerleştirelim. Gayet güzel bir hero. Yani gördüklerimin arasında en güzel diyebilirim. Çünkü rüzgar elementi ilk hero diye biliyorum ben bunu. Belki ilk de değildir artık bilmiyorum. Şöyle yapalım hemen hızlıca besleyelim abi, şöyle hızlı takır tukur beslesin. Ee, dost dedi ki bana istediğin gibi basabilirsin dedi kesinlikle onun rızası var ben kendisi yapmıyorum bunu yaparken bir tık içim acıyor çünkü bir hero'yu direkt bu kadar yiyecek basmak direkt full yiyeceğim abi. Yani bu tarz videolar benim hoşuma gidiyor çünkü dediğim gibi o bayağı iyi hissettiriyor yani mesela hero'ya seviye atlatmak falan 37, 38, 39, 40, 39'a kadar basabildik. Sağlık olsun, hero'nun ilk başta bir görünüşünü yorumlayacağım görünüşü gayet hoşuma gitti güç konusunda diğer hero'lardan pek bir farkının olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü hero adı üstünde yine aynı bir hero sonuçta. Ee, şöyle yapalım 46.000 canı var. 9.127 de hasar 63.000'e kadar çıkıyor. 286.234'te 5 yıldız olunca 70 level'da maksimum ulaşacağı canı gösteriyor burada gördüğünüz gibi. Ee, Hero'ya burada baktığımız zaman yeni bir skin yok. Yani bir kostümü yok. Fena değil. Ee, tasarımı çok hoşuma gitti benim. Şimdi hemen bir savaş arasına girip başlamak istiyorum. Çünkü bu vampirlerle oynamak istiyorum abi gerçekten. Başlamadan önce de hemen şunu yapmam lazım. Bunu yapmazsam çalı çarpıtma takviyesi yapalım. Gayet güzel olacak şimdi. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, ben direkt giriyorum zaten 40 level. Çok güzel bir şekilde hepsinin içinden geçeceğimizi düşündüğüm bir hesap çünkü bu. Evet şimdi ilk saldırımız geldi. 3 x yine. Vampiri çok görmek istiyorum. Evet bir sürü özel saldırımız var gerçekten. Benim en çok istediğim ejderhalardan bir tanesiydi. Hiçbir zaman şey olmadı bu vampir bana nasip olmadı. Ee, şöyle bir tekrar bir kutup ışıkları yapacağım sonra çekeceğim bunu çünkü kritik yiyor ve aşırı e, ölmesini hiç istemedim mecdara ama bir sürüklüsü yapalım bakalım. 32 bin bize de 32 bin can bastı gayet iyi kutu fışıkları yapalım ben bu vampirleri zamanda çok görmüştüm ama gerçekten niye ağlarmış anladığım kadarıyla şimdi pervansız zafer yapsak mesela kendimden 7k 92 binde kritik gayet hoş bir ejderha bu arada hesaplarınız dediğim gibi bana açıklama kısmından ulaştırabilirsiniz benim e, vurduğum bir dragon site hesabım var şimdi bakalım ejderha da hero koyamıyoruz galiba buraya evet hero koyamıyoruz 40 40 40 45 biz bunu alırız Nerobi var Nerobi çok güçlü bir ejderha değil Şimdi video çekme özlemişim bir haftadır dediğim gibi işlerden dolayı video çekemiyordum şimdi yeni bir vakit buldum şimdi abi vampir çok işe yarıyor bu arada pervasız zafer kendim yani kesinlikle istiyorum bir tane vampir yani gururlu vampir sülük Sürekli... abi çok iyiymiş lan bu da çok yakışıklı bir ejderha şu tipe bak la baya hoşuma gitti ya, ölmedin değil mi vampir tamam sıkıntı yok. Bu vampirleri e, videosunu çekeceğim ayrıca bu vampirlere özel bir video gelecek bu arada içerik fikri olarak şimdi aklıma geldi açıklama kısmını sizde video fikirlerinizi bulabilirsiniz 400 abonede bir soru cevap yapmayı düşünüyorum bu arada Büyük ihtimalle videonun e, ana fikri ana konusu bu olabilir Şöyle yapalım pervasız zaferden bir hem kendimizi hesap vuralım hem de öldürelim Abi bu hesap benim baya hoşuma gitti gerçekten özellikle vampiri kupası falan çok hoş yani bu hesabı bana güvenip veren arkadaşıma çok teşekkür ederim. Kesinlikle oha. Bu bir tık sıkıntı olacak. Yani bu baya bir tık sıkıntı olur bizim için. Şöyle yapacağım. Kralojik don yapacağım. 69k. Ee, bu bize bir tık sıkıntı yaratabilecek türden bir vampir. Ama şöyle evet ilkel olduğu için artık yine oyunun bizde olduğunu farkına vardım abi. <laughs> baya güzel. 24.000 pervasız zafer vurup yine kendime bir, bir can götürelim. Ya hesap güçlü. Gururlu vampir ejderhası baya hoşuma gitti. E, gururlu vampir almak istiyorum çünkü tasarımı ben bu ejderhayı çok sevmiyordum ama ön yargılıydım ama yine bu ejderhanın tasarımı hoşuma gitti. E, da de bu ejderhadan bir tane yapıp güçlendirmek istiyorum dediğim gibi ilerleyen zamanlarda oyuna daha çok para yatıracağım çünkü bu oyundan keyif alıyorum oynarken. Evet 50 level bunu alamam bu gerçekten iyi bir rakip ama bunu alabilirim çünkü sadece efsanevi var. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yorum hakkında yani videonun videoya yorum yapın yani çünkü yorumlar benim için çok önemli videoların benim ben sizin yorumlarınızı dikkate alıyorum. Her yorumu okuyorum elimden geldiğince ve herkese kalp atıp cevap vermeye çalışıyorum. Bu yüzden dediğim gibi lütfen yorumlarınız benim için çok ama çok önemli. Herkese teşekkürler. Herkese bol şans abi. Şöyle yapalım. Şimdi seni Pervasız Zafer yapalım bir. 67'lik daha çok rahat, güzel bir şekilde geldi abi. Gayet iyi bir şekilde bunu da aldığımıza göre artık 30 level olan son savaşımızı da yapabiliriz. Bu arada Dediğim gibi yeniden şöyle bir video fikri var. Vampirler üstüne bir video çekeceğim. Vampir incelemesi olacak. Şimdi ben burada deneyemiyorum yeni hero'yu. O yüzden yeni hero'yu denemem için arena savaşını beklemeniz gerekiyor maalesef. Burada çok deneyemiyorum ve bu ejderha gerçekten hani en iyi ejderhası herhalde bu hesapta hero'lardan sonra. Çünkü çok fazla özel skill'i var. Ve bu özel skill'ler gerçekten can yakıcı türden özel skill'ler. Yani 37 karcan hangi hero, hero diyorum vampir basıyor diyeceğim de şimdi biz de upgrade attık üstüne bir de savaş aranısında değiliz. Savaş aranısındaymışız pardon. Ee, şöyle yapalım hemen savaşa girelim buradan ve buradaki her şey a çok teşekkür ederim bu arada. Şimdi yüksek kamuflaj ejderhamız var bir tane gururlu vampir var bir tane de kıyamet var. Şimdi kıyamet şöyle kocam bu kamuflajda yerine de yeni gelen yeni 39 yaptığımız purayı buraya koymak istiyorum abi. Ben hero'yu alamadım, üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi oyuna çok fazla girmedim için. Pura şöyle yapalım. Hemen abim ee şöyle bir şey yapalım. Bakalım. E, hero'muz böyle bu şekilde saldırıları var. Karşımızdaki rakip de güçlü ama biz daha güçlüyüz. Şöyle bir dev pençe yapacağım. Hero'yu ya kesinlikle kötülemiyorum çünkü zaten Ejderha'nın hani seviyesi düşük. Hani çok normal kesinlikle bu şekilde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ejderhada ilk dikkatimi çeken şey rüzgar elementi gayet işlevsel bir element ve buna kritik atabiliyor bu kaos elementini kritik atabiliyor. Bu gerçekten gayet hoşuma gitti ee, bu çok iyi bir özellik bence ama yine de dediğim gibi hero'yu güçlendirilirse kesinlikle durdurulabilir kaos kritik atmıyor galiba onu. ama ne, hang, neyden kritik bir dakika bu neydi abi evet e, yeniden doğması geldi Allah kahretsin dedim çünkü yanlış yaptım. Sağlık olsun. 40 level teknotikimiz bizi koru kurtaracaktır. Tekno tek tot <laughs> söyleyemedim. Neyse tek totik işte. Eee gayet iyi gidiyoruz şu anda. E ee, dediğim için kusura bakmayın. Ben aşırı titon bozumu sıkasım geliyor. Saf ışık. Ee, bu bu kadar kritik vurması bana bir tık garip geldi ama Eee Eee falan yine sinir oldum bak kendime şu an. Bunun bu kadar çok kritik vurması bana garip geldi. Bayağı garip geldi hatta. Ejderha hoşuma gitti gayet iyi. Ama güçlendirilmesi gerekiyor. Onun dışında gayet iyi bir hero olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir kutup ışıklarıyla hemen onu zehirleyelim. 73 bin gayet güzel. Bir hasar vurduk. Pervasız Zafer yine bir 12k'dan can eksiltmesi. Çok iyi. Bu hero da bir hero ejderhada 3 tane 2 tane özel skill olması beni şaşırttı açıkçası. Çünkü bunun tek özelliği yani tek zayıf özelliği buz. Yani tabi ejderhaların zayıf olması lazım ki zayıf özellikler olması lazım ki yenilebilsinler bence de gayet mantıklı bir hamle oldu. Saf ışık şöyle yapalım hemen. seni eleyeceğim abi. Bu hero'yu çok çirkin diye sevmedim. Yani bu çok çirkin. Bu ne oğlum? Böyle bir ejderha olabilir mi sence? Hadi bak mesela şunu tipe bak. Bu tip gayet hoş duruyor. Ama yani bu tip güzel. Diğeri değil. Bu ne oğlum? Evlat olsa sevilmez. Gök desen. Evet gayet güzel bir şekilde ilk hiroyla ilk kill'imizi aldık. Gayet iyi şu anda ilerliyoruz. Evet 63k 6000 can niye kendine bastın? Bir tık karibime gitti. Evet gayet güzel bir şekilde savaşımızı da yaptık. Ee, da hemen ufak bir reklam yapıyorum. Hesaplarınızın bedeli arkadaşlar sadece şuraya olun yazıyorum. E, yazamıyorum. Tamam. Enter'layalım. Tamam arada böyle ufak şeyler yapıyorum arkadaşlar. Eee kusura bakmayın ufak bir hesap video çekme bedeli. <laughs> Şimdi hemen şuna da bir girelim. Sa Aa, bu ejderha 15 gökyüzü kral ejderhası yokmuş. Şöyle yapalım. Hmm, evet burada güzel bir şey var. Güzel şeyler var. Ee, savaş hemen gidelim. Videonun uzun olmasını siz çok istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Videoların uzun olması sizi bayağı mutlu ediyor. Ben de uzun videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çok hızlı konuşuyorsam kusura bakmayın. Preverkot artı fazla kafein alınca can etkisi bu şekilde beliriyor abi. Evet şimdi güzel bir şekilde bunların hepsini aldık. Yani bunlar ne? bunlar <laughs> ne ki? Yani güzel bir şekilde aldık. Şöyle yapalım. Şimdi savaşa git. Ejderha seç. Bütün bu ligleri yapacağım. Ligleri yaptıktan sonra da videoyu bitiririm büyük ihtimal. Ama önce bir ada ilgilenmesi gere ilgilenmem gereken bir tane ada var. Onu da halledeceğim. Şöyle yapalım hemen. Ş Şöyle tertemiz bir yaprak patlaması. Kamuflajlıyı da sevdim. 114.000 can mı? Oh my god. Holy shit. Wow, it's so really amazing bro. Şu Dragon Spin PC sürümüne de şu logoları getirseler gayet güzel olur bu arada. Evet. O 53 level olduk. Bu teklif neymiş bakalım? Fena değilmiş bu teklif. Teklifi kaybetleyeceğim. 223.000 <tık> Ya bu. bu sevmiyorum. Sponsorluk gelirse tabi başka konu. Başka konu. Şimdi pasa bir bakalım. Pas alınmış mı? Pas ödülleri. Tamam gayet alınmış ama pas satın alınmamış. Pasın fiyatı buradan ne kadar bir bakmak istiyorum. 119 lira. Evet. Buradaki de bu ucuz. Yani 500 küsür lira bu bilgisayarda galiba. Ya da indirim yapmışlar. Bilmiyorum şu anda fiyatları ne durumda. Şimdi bakalım. Ee, 655 puan var dostum. Sen anladığım kadarıyla yukarı çıkmaya çalışıyorsun. Ben sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Yani bunları da harcıyorum kankam. Ee, umarım iznin olursa. Tabi o, o, söylemedi bana onları harcayabilirsin diye. Ben yine de video içeriği oldu. Video uzun olsun diye yaptım. Umarım kızmazsın dostum. Şöyle açalım hemen şunları da. Tamam mı? 3K yemek ortalama fena bir ödül değildi. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şunu fark ettim. Ben artık bu işi yaparken sıkılmadan zevk alarak yapıyorum. Hafta sonları iş izinlerim olabilirse. Elimden geldiğince haftada 1-2 video atmaya çalışırım kesinlikle. 1 Tamam abi güzel fena değil. Ee, küçük resim de yapayım da bari artık yapmaya başlayalım bir zahmet. Şöyle yapalım. 1 2 3 tamam çok iyi geldik. Gayet iyi geldik. 3 2 1 Şöyle yapalım. Aa, arkadaşlar soru cevap yapacağım bu arada. Soru cevap için bunu söylemiştim videonun başına mı yine hatırlatmak istedim. Sorularınız olursa kişisel olarak benden ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa e, sormaktan hiç çekinmeyin. Dragon Sea ile ilgili de olabilir tabii ki de. 3 1. Tamam abi hiç sorun yok. Hiç sorun. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Şöyle yapalım. Hop tık. Geldik zaten buraya direkt. E, 305. Ben direkt abi şuradaki ödülü oynamak istiyorum. Buradan ne verecek çok merak ediyorum. Ama sen 1-1 bir bir verirsen ben oradaki ödülü oynayamam oyun. Lütfen bana oradan ver. Hadi abi birazcık toksitlik yapma Dragon City ve bana 3 ver. Evet Dragon City diyorsun ki ben toksit bir oçeyim. Ee, sen ne kadar çok kıçını götünü yırtsan da ben sana bunu vermeyeceğim. Ama belki şu anda Mansus'ta verelim derken şak bir verecek. Bak ben ne dedim bu oyunu çözdüm bak. Evet buraya maalesef gelemedik. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. 3 verse de gelemeyeceğiz ama iyi bir ödül alacağımız kesin. Şöyle yapalım. 1, 3. Tamam abi güzel. 3 geldi. 3, 2, 1. Ee, ben yine altın toplayıp şansımı denemek istiyorum. Çünkü bir şekilde bir şansımızı deneyelim. Belki verir. Hani o ödülü almak istiyorum çünkü. Şöyle şöyle hop 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 hop, hop. Abi hadi ver 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 ver. Ah vermedi. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu veren ya video fikri için yani video fikri diyorum pardon. Hesabı veren Mustafa arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Canımsın kardeşim. Buradan seni tekrardan selamlıyorum. Bu arada bizim klanı istiyorsan gelebilirsin. Ben senin için özel bir boş yer açarım. Hiç problem yok. Hepinizi seviyorum dostlar. Arada bir WhatsApp grubu kurma düşüncesim var. Klandaki arkadaşlarla daha iyi etkileşimde olabilmek için. Çünkü Dragon size fazla girmediğim için çete yazdıklarınızı okuyamıyorum. Bu yüzden bir WhatsApp grubu kuracağım arkadaşlar. Sadece klandakilere özel. Evet arkadaşlar abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonda ve başta istiyorum like sadece. Yorum olarak da benim eksikliklerimi, beni eleştirin benim videoda eksikliklerimi, konuşma tarzımı... Ya da hal ve hareketlerimi eleştirebilirsiniz. Yapıcı olmadan, yıkıcı olmadan yapıcı bir şekilde güzel bir şekilde eleştirin. Hepinizi seviyorum. Yorumları kesinlikle unutmayın yazmayı. İşte şu halin çok seviyorum. Bu şekilde devam et ya da beni eleştirebilirsiniz. Fikirlerinizi de video hakkında yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin kendinize ve bay bay.